Burada y'yi x'in bir fonksiyonu olarak tanımlamışlar ve y eşittir ln x eksi 3 demişler. Yani x eksi 3'ün doğal logaritmasına eşit olduğunu söylemişler. Şimdi bu noktada videoyu durdurmanızı ve bu fonksiyonun aslında hangi x değerleri için tanımlı olduğunu düşünmenizi istiyorum. Başka bir deyişle bu fonksiyonun tanım kümesi hakkında düşünmenizi ve sonra da önünüze bir parça kağıt alıp bu fonksiyonu çizmeye çalışmanızı istiyorum. Ardından beraber fonksiyonun düşey bir asimptota sahip olup olmadığı hakkında konuşacağız ve düşey asimptot varsa bunun nerede olduğuna bakacağız. Peki, kendi başınıza deneme yaptığınızı varsayıyorum. Şimdi gelin beraber bakalım. İlk olarak bu fonksiyonun nerede tanımlı olduğunu bir düşünelim. Fark etmemiz gereken önemli şey şu ki bu fonksiyon yalnızca pozitif bir değerin doğal logaritmasını alıyorsak tanımlıdır. Yani buradaki şu kısım pozitif olmalı. Ya da şöyle de diyebiliriz. Sadece x eksi 3'ün pozitif olduğu x değerleri için bu fonksiyon tanımlı olacaktır. Büyük ya da eşit 0 değil, büyüktür 0 olması gerekiyor. 0'ın doğal logaritmasının ne olduğunu tanımlamadık. Bu nedenle x eksi 3'ün 0'dan büyük olması gerekiyor ki pozitif bir değerin doğal logaritmasını alabilelim. Bu durumda her iki tarafa da 3 eklersek x büyüktür 3 olduğunu buluruz. O zaman şöyle diyelim, x büyüktür 3 için tanımlıdır. Bunu tanım kümesi olarak da kabul edebiliriz. Yani 3'ten büyük olan tüm reel sayıların kümesi fonksiyonun tanım kümesidir. Evet, bunu bulduğumuza göre şimdi de gelin ln x eksi 3'ün grafiğini çizmeyi deneyelim. Şuraya bir eksen görüntüsü yerleştireyim. İlk olarak buradaki bazı enteresan noktaları çizmek istiyorum. Bunlardan en bariz olanı bu doğal logaritmayı, yani tüm bu fonksiyonu sıfıra eşit yapan değer. Başka bir deyişle x eksenini ne zaman veya nerede keseceğimizi bulmak istiyorum. Hadi bunu biraz düşünelim. Ln x eksi 3 ne zaman sıfıra eşit olur? Bunu bulmanın bir yolu, bunların her ikisini de birer üs olarak görüp e üzeri bu kuvvetlerin ne olduğuna bakmaktır. Yani e üzeri x eksi 3'ün doğal logaritması eşittir e üzeri 0 diyebiliriz, değil mi? Ve tabii ki e üzeri x eksi 3'ün doğal logaritmasının x eksi 3 olduğunu biliyoruz. E'nin 0. kuvveti ise tartışmalı olan veya tanımlanmamış olan 0 hariç tüm sayıların 0. kuvvetinde olduğu gibi 1'e eşittir. Bu durumda x eksi 3 1'e eşittir. Yani 1'in doğal logaritmasını alırsak 0 olur. Evet, x eksi 3 eşittir 1 dedik. Her iki tarafa da 3 eklersek x eşittir 4 olur. 4'e 0 noktasının bu grafikte olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu grafikte gösterelim. 1, 2, 3 ve 4. İşte burası o nokta. X 4, y ise 0. 4 eksi 3 1'e eşit ve 1'in doğal logaritması da 0'a eşit. Bu arada bunun yalnızca x'in 3'ten büyük olan değerleri için tanımlı olduğunu da biliyoruz. O yüzden hemen şuraya x eşittir 3'ün hizasına nokta nokta şeklinde bir çizgi çizelim. Fonksiyonumuzun x eşittir 3'te ve bunun solundaki herhangi bir değerde tanımlı olmadığını biliyoruz. Şimdi x eşittir 3'e sağ taraftan yaklaşırken ne olacağını bir düşünelim. Bunun için şuraya küçük bir tablo yapacağım. Evet, şurada küçük bir tablo hazırlayayım. Burada x değerlerimiz olsun ve bu tarafta da ona karşılık gelen y değerlerimizin ne olduğunu yazalım. İlk olarak 4'ün karşılığının 0 olduğunu zaten biliyoruz. 3,1, 3,01 ve 3,001'i deneyelim ve bunlardan ne sonuç elde ettiğimize bir bakalım. Bunların her birinden 3 çıkaracağımızı biliyorsunuz. Yani o zaman doğal logaritma fonksiyonunun girdileri 0,1, 0,01 ve 0,001 olacak. Ki bu da bu değerleri elde edebilmek için e'nin negatif değerlerdeki üslerini almamız gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bunu doğrulamak için hesap makinemizi çıkaralım. Hesap makinemizin ana ekranına dönelim ve şimdi 3,1 eksi 3'ün doğal logaritmasını alalım. 3,1 eksi 3'ün doğal logaritması eksi 2,3'e eşitmiş. Ben çıkan sonucu onda birlere kadar yuvarlıyorum. Demek ki buradaki sonuç eksi 2,3. Bunu yazalım. Ardından 3,01 eksi 3'ün doğal logaritmasını alırsak, evet, eksi 4,6 buluruz. Bunu da yine yuvarlayarak yazıyorum ve sonra da 3,001 eksi 3'ün doğal logaritmasını alırsak, eksi 6,9 elde ediyoruz. Evet, eksi 6,9. Sadece merakımızı gidermek için gelin bir değere daha bakalım. 3,0000001, yani 5 tane sıfırlı şu değerden 3'ü çıkarıp bunun doğal logaritmasını alalım. Bunda da yine negatif bir değer elde ediyoruz. Hatta bu daha da küçük bir değer. Sonuç olarak gördüğünüz gibi 3'e yaklaştığımızda gittikçe daha da negatif değerler elde ediyoruz. Devam etmeden önce şuradaki değerleri de işaretleyeyim. Burası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3, burası da eksi 4. X 3,1'e eşit olduğunda, yani yaklaşık şuralarda, y de eksi 2,3'müş. Yani şuralarda bir yerde olacağız. X 3,01 olduğunda, ki bunu burada görmek gerçekten zor, eksi 4,6 elde ediyoruz. O da şu aşağılarda olacak. Ve bu durumda grafiğimiz şöyle bir şeye benzeyecek. Elimden gelen en iyi şekilde çizmeye çalışıyorum. Evet, grafiğimiz işte buna benzer bir şey olacak. Peki düşey bir asimtot var mı? Kesinlikle. 3'ten büyük değerlerden 3'e, yani sağ taraftan 3'e yaklaştığımızda fonksiyonumuz aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru sonsuza gidiyor. Fonksiyonumuzun değeri hızla eksi sonsuza yaklaşıyor. Demek ki açıkça görüldüğü üzere x eşittir 3'te 1 düşey asimtotumuz var.